Mesut Aydın'ın kız arkadaşı. Oğlum hangisi koyayım? Bin tane video var. Yapıyorsun onu. Tabii. Sen amaçlı. Tabii tabii. Yapıp satıyorsun tabii. Burada. Azma hava alayım da çenem ağrıyor. Böyle durursam garip karşılamayın. Karışık. Ha, tabii. Malzeme. Tabii. Eleştiri YouTuber oğlum. Bu ne oğlum? Radar mı okuyayım? Gemi radarı mı var arkada? O ne? Tabii. Selamlar, ben Obez Eleştirmeniz Jüadis. Bugün yine gibi bir konuyla karşınızdayım. Yani gerçi ne zaman adam akıllı bir konuyla karşınıza geldim inanın onu bile hatırlamıyorum ama muhtemelen üstünden uzun bir süre geçmiştir. Ama bugün gerçekten... Bu kanal... Kime? Sürekli obje diyen kanalda. Yani bakın gerçekten diyorum bu öyle... gibi bir konu hakkında konuşacağım. Hani son zamanlarda izlediğim video... Dur bakayım başka bir şeylerine denk gelmiş diye ben yazdılar o yüzden merak ettim. Benim bu kadar Aylan'ın sabrımı başka şeyleri bu kadar delirtmiş olsa yani. Gerek izlediğim her saniyesinde bu kadar da olmaz koyayım diye sayıklarken buldum kendimi. Dostlarım muhtemelen ben artık kafayı sıyırmaya başladım. Neyse bugün TikTok'un rezil abaza ucubesi Tostçu Yakup ve zorbanın zorbalığını örtbas etmeye çalışan Testo Taylan hakkında konuşacağım. Şöyle... Zorla saçını keserken onu ağlatan. Lan bu adam mıydı a**ayım? Ben bu klibi hatırlıyorum TikTok'ta. Ağlata ağlata çocuğunun saçını kesen bir herif vardı. Şöyle. Kızını ayaklarını a**tırken kayıt altına alıp bir de utanmadan TikTok'ta paylaşan. Evli ve çocuk sahibi olmasına rağmen kadınlara yürüyen. Maşallah bugün seni güzel gördüm ha. Teşekkür ederim ya. Vay 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 Allah. Yeter mi? Yetmez. Çünkü dini kullanarak kadınları tavlamaya çalışan birisi. Bu elemanın kaçıncı katman ucubu olduğunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Siz... TikTok'un %60'ından çok fark yok. Siz zaten zihninizde kaçıncı katman olduğunu canlandırmışsınızdır. Yani eleman o derece bir ucubu. Burada suçlu abi. Bu tarz muhabbetlerde hep aynı ya şey diyor. Ya bu parçaları birleşiyor abi gizli şifreyi. Harbiden izleyenler yani. Yani böyle bir sirk açlığı var. Türkiye internetinde. O sirk açlığından bir kurtulabilsek. Öyle adamlar da ünlü olmayacak. Kendisine aslında aylar öncesinde bir eleştiri videosu yapmıştım. TikTok'un arka deliklerinden birisi olduğunda prim veriliyor. Ne kadar aptalsa o kadar dalga geçme ayağına söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada tüm bunların yanı sıra ne kadar ikiyüzlü ve karaktersiz bir herif olduğunu bir kere daha görmüş oldum. Zaten bu konu hakkında da konuşuyoruz. Herhalde ev ziyaretleri üzerine kurulu içeriği bana... Şimdiden sonra Taylan'a şunu soramadan da duramayacağım. Bu ev ziyaretlerini şu an tam olarak neden yapıyorsun? Bak hani ilk baş her şey çok güzeldi. Hakan Yağar falan dedik, destek oldu, güzel şeyler yapıyor dedik. Hakan Koltep! Yara gelen bağışları gören farklı ucubelerden sonra Testo Taylan ciddi anlamda kaliteyi bayağı bir düşürdü. Çünkü insanlar artık Testo'nun videosuna kendi hayatlarını anlatmak için değil, acındırmak için çıkmaya başladı. Tabii kimisi de sadece kendini aklamaya çalışmak için. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu videoyu görünce açık söyleyeyim dedim ki, tamam ciddi ciddi adam artık içerikleri seçmeye başlamış, adam akıllı kişileri bulmaya başlamış da son paylaştığı video Testo Taylan'a olan saygımı kökten bitirmeye yetti. Neden diyecek olursanız da gelin isterseniz en hafifinden başlayalım. Çok mu yankı yapıyor? Sanigin 5 dakika ligine YouTuber sesiyle konuşan komentari kanalı dinlemesine karar kilinmiştir. Duymadım. TikTok'ta... Sanırım 5 dakikada YouTuber sesiyle konuşan komentari kanalı dinlemesine karar kilinmiştir. Hayır! Evet, videolarım izleniyor. Orada güzel içerikler üretiyorsun. Taylan'ın videosunu izlemeden özet alıyoruz işte. Güzel içerikler üretiyorsun. Abicim yaptığın şey tam olarak bir deliye gidip sen çok akıllısın demek gibi bir şey. Hani anlıyorum maksat laf olsun torba dolsun da o torbayı çok boş bir adamla çok boş bir şekilde doldurdum be Taylan. Bakın şimdi diyeceksiniz ki laf arasında demiştir, şöyle demiştir, böyle demiştir falan filan da. Bir saniye durun bir ağrı kesici alacağım. Bir dışarı çıktık patladık ya. Alo. Dışarıdan dolayı değil mi? Olaylardan mı başım ağrıyor? Abi taşlar yerine oturuyor. Çenem de kasılıyor. Eleştiri kanallarda hiç çekilmiyor.
Suyum da bitti. Terlemek yaramıyor bana ya. Dostlarım elemanın içeri... Oğlum tetanoz mu oldum? Lan oğlum kuduz mu oldum lan? ...lerini size az önce izlettim ve emin olabilirsiniz çoğu içeriği de bu şekilde. Şimdi sor... Ya sakız çiğnesem çeneye iyi gelir de cak 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 ses olacak ya. Soruyorum sizlere zorba sapı kabaza ve çocuğuna ayak yıkatan birinin videolarını övmek ne kadar doğru. İşin daha da kötü kısmı kuduz da Taylan tüm bunları bilmesine rağmen. Bakın ciddi söylüyorum tüm bunları bilmesine rağmen içerikleri övüyor. Benim de anlayamadığım şey tam olarak bu. Dalgasına demiştir, ciddi demiştir. İnanın umurumda değil o adam bunu ciddi bir şekilde algıladı mı algı... Ama sakız daha fazla ağrıtmaz mı ya çeneyi? Sonuçta sürekli kullanıyorsun. Algıladı. Benim için yeterli. Bu insanların videoya gelme şartları ne? Gerçekten çok merak ediyorum. Kardeş bak videoya gelirim ama PR'ımı yap, öv beni falan mı diyorlar? Bu öyleyse bunu söyleyene siktiri çek. Gerekirse küfür et git spor vlogu falan paylaş. En azından gururunla iş yapmış olursun. Çünkü açık söyleyeyim benim yaradık gözümde çocuğunu ağlatan kızına ayak yıkatan kadınlara sarkıntılık eden birini öven gurursuz bir adamsın Taylan. Yapmayın abi ciddi söylüyorum. Bak şöyle ucubelere rica et. Çok uzat kanka. Instagram vurmuş. Ülkemin güzel insanının geldiği noktaya bakınca valla sosyal medya eğer bir zehirse bizim ülkede tam anlamıyla bir virüs. Neyse şimdi dönelim asıl konumuza yani en önemli konulardan olan birine. Şimdi ben aylar öncesinde bu ucube tosuyla ilgili demiştim ki çocuklarına böyle zorbalık yaparsa ileride o çocukların boynu bükük olur. Bugün geldiğimiz noktada da Testo Taylan'ın videosunu izleyince fark ettim ki haklı çıkmışım. Çünkü Testo Taylan abisi video içinde kendisine bir soru soruyor. Çocuğun hareket... Oğlum yani bunun için... Çok terbiyeli, masum bir çocuk yani. Evet. O, şimdi o saç kesilen buydur. He, o bahsi geçen... o saç kesilen buydur. Ağlıyordun. Ama ortada bir işkence, bir zulüm yoktu değil mi? Zaten ifade vermişsiniz. Herhalde abin seninle alay edince zoruna gitti. Hayır, hayır, hayır. Lütfen bak bana lütfen böyle aptalca bir soruyu sormuş olduğunu söyleme. Söyleme! Çocuğun... Oğlum, Taylan'ın başka bir şeyi yok ki. Gene... Genel olarak gördüğümüz şeyleri var ya. Gün değil yani bugün te... Testo Taylan'ın kız selamlar. Arkadaşı ifşalandı. Testo Taylan'ın kız arkadaşı ifşalandı. Nasıl başka okuyayım ya? Niye? Kaydını da sosyal medya hesabında paylaşıyor. Abi ben ciddi anlamda bu insanların karaktersizliklerine artık bir gram anlam veremiyorum. Hani bir de gördüğüm kadarıyla bu olaylara ilk başta TikTok'ta patlak vermiş. Şakasız söylüyorum porno sektöründen berbat bir hale geldi. Neyse. Neyse. Hiçbir noktaya ulaşamadık yani. Nereden bence Testo Taylan ilk defa izlemiş. Herhalde yani. Evet, Taylan mevzusuna şaşırmamın sebebi işte dediğim gibi. Zaten bu adamın böyle biri olduğu bence çok belli yani. Taylan garip bir adam. Irkçı bir adam. Yani bunu bilip izlersin. Ya da şu an yeni öğrenirsin. Çok bir yorum yani bir yorumum harbiden yok ya. Bir tek işte üzücü yani. Çocuklara da yapacak kadar nefret etmezsin ya. Taylan. Taylan hatta biraz yavaş demek doğru olmaz da. Ben ırkçıyım dediğinde makara sanıyordum. O kadar olduğunu bilmiyordum. Ya ben de bu arada ırkçılık makarası yapıyor sanıyordum gerçekten. Hadi gene ırkçıdır. Hani sonuçta şimdi Türkiye'de zaten mülteci seven var mı yani? Yani? Evet lan bu mülteciler yok. Ama yani Tayland'a bakınca şimdi şeyi fark ettim yani. Tayland bayağı nefret ediyor. Hani bayağı nefret ediyor yani. Yani çocuklara dur lan bu değil. Bu. Yani çocuklara Suriyeli misiniz? Tamam. Deyip falan böyle aman aman aman. Bu ayrı bir olay tabii. Bu dur dur bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. 5 tane hardcore ırkçı olması evet. Eline versen öldürür tarzı ırkçılık. Aynen öyle. Ya çocuk olması biraz itici yani. Anladın mı?
Çocuklar, ne bileyim. Mülteciyi sevmeyince ırkçı olmuyorsun ki. Genel mültecileri sevmezsen olmazsın ama mesela özellikle Araplar, Suriyeliler dersen o zaman ırkçı olsun. Arap mültecileri vesaire vesaire. Ya mantık olarak oluyorsun. Çünkü mültecilerin çoğu hani özellikle Türkiye açısından baktığında mesela Suriyeli olduğundan dolayı hani mültecileri dediğinde zaten mültecilerin çoğu Suriyeli. Kalifiye olmayan mültecileri sevmiyorum. Okey. Abi ırkçılık çok derin bir konu ya. Böyle hani bu kadar ya ne insanların bahsettiği kadar Twitter'da çözülecek bir problem de kesinlikle değil yani bu. O yüzden aynen, biraz daha... sigortasız çalışmayacaksa ırkçıyım. Okey. Sigortası çalışmak da değil de yani pozitif ırkçılık yersen iş imkanlarını da azaltıyor yani. Sektörü, piyasayı da düşürüyorlar. Ucuz iş gücü oluyor. Bence Türkiye'de Suriyelileri sevmek suç değil. Çünkü adamın adapte olmak gibi gayesi yok. Saygı duyacak adam değil. 175 çalışan, uğraşan adamı okuyayım. Bir tane video geldi geçen gün, biliyor musunuz? Suriye şeyi. Suriye Rave Party. Real'de geldi. Allah aşkına onu... 2023 Suriye Rave'i. Amına koyayım hani durum kötüydü ya? Lan biz gitmiyoruz böyle partiye. Daha vardı ya. Böyle bir sosyal medya şeyi var Suriye'de. Umarım buradaki Suriyeliler de görür. Oğlum acaba Suriye böyle bir operasyon mu yaptı? Ülkenin böyle koyayım orada kısmını atıp daha iyiymiş olup gitsenizler. Böyle bir insan ayırmak için mi yaptılar acaba bunu? Böyle bir operasyonda biz mi güme gittik ya? Ağırmanlarda sıkıcıysa geçeriz ya. Türkiye'de Suriyeliler gelmesin diye kale duvarlarının olduğu yerde yapıyorlar. Hakikaten ya. Biz Suriye'ye gidelim değil mi? Hala olmuyor musun? Evet. Seçim 0-4-9 varsa... Başarılı chat.